Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptığım kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden hemen içeriğimize başlayalım. Kripto para piyasa değerimizin 1.5 trilyon doların üstünde kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Dünden bugüne hemen hemen %1'lik bir artış söz konusu. Bu paranın 650 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de, 270 milyar dolarlık kısmının ise Ethereum'da olduğunu görüyoruz. Bitcoin dominansını incelediğim TradingView tabloma bakınca dominans da Bitcoin aleyhine bir düşüş söz konusu. Bu özellikle geçtiğimiz hafta sonundan beri bu trendin devam ettiği bildiğimiz bir gerçek. Ama o zamandan bu zamana düşüşle geçirdiğimiz günler oldu. Şu iki gündür olduğu gibi toparlanmayla geçirdiğimiz günler oldu. Her şeye rağmen dominansın düşmesi, her piyasa koşuluna rağmen, Bitcoin'e rağmen altcoin'lerin genel itibariyle kuvvetli olması, ki dün itibariyle Bitcoin toparlarken altcoin'lerin çok ama çok kuvvetli hareketler yaptığını gördük. O da bu teorimizi destekler bir nitelikte oldu aslına bakarsanız. Total 2 tablosunda konuşabileceğim farklı bir şey yok. Sadece dünden beridir bu toparlanmanın izlerini buradaki artışla da görüyoruz arkadaşlar. Total 2 tablosunda şu anda belirsizlik alanının içindeyiz bildiğiniz üzere. Ethereum dolar paritesini incelediğim tabloma gelince burada alçalan trende oldukça yaklaştığımızı görüyorum ki burası benim ilk dirençle karşılaşacağımız alan olduğunu düşündüğüm yer. 2560-2570 seviyelerine denk geliyor. Bugün yarın denenmesi durumunda. Bunun aşılması bizi bir sonraki kritik eşik olan, ki net olarak söylemek gerekirse 2900 ile 2850 seviyelerine denk gelen şuradaki local topların oraya getiriyor. Yani lokal zirvelerin oraya getirecek momentum yaratacaktır diye düşünüyorum. Zaten bunun üstünde bir kapanış, bir yükselen tepe yapacağı için tekrardan bir önceki zirveleri deneyecek bir yolculuğun başlangıcı olur. Dolayısıyla iki tane izlediğim direnç alanı bu. Aşağıda izlediğim destek alanında bir değişiklik yok. 2000 ile 1960 seviyesini izlemeye devam ediyorum ama Ethereum'da da her şey yolunda gözüküyor. En azından 2 gündür ki performanslara bakınca. Mesela 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda Ethereum ve Bitcoin'de 5 milyar dolar ortalamalı hacimler olduğunu görürüz. Bu geçtiğimiz aylara göre elbette düşük bir hacim ama şu anda zaten piyasadaki hacim düşüklüğünü teknikte de görüyoruz zaten. Şu anda biraz ilginin azalmış olduğunu bizlere gösteriyor bu seviyeler. Arkadaşlar bu da zaten teknik tabloda hatırlarsanız sıkıcı bir alanın içinde olduğumuzu söylediğimi de kanıt teşkil ediyor aslına bakarsanız. Gerçekten bu alanlar sıkıcı hareketler görmemizin bir müddet daha belirsizliğin devam etmesini sağlayacak alanlar olabilir. Peki izlediğimiz alanlar özelinde şu anda çok kısa vadede bu tablo özelinde konuşabileceğim bir şey yok. Burada yeter ki arkadaşlar destek anlamında 32.000-29.000 seviyesindeki şu majör destek alanımızın üstünde kalalım. Burada asıl kısa vadeli hareketi başlatmak için izlediğim alan, dün de sizlere bahsettiğim şu alçalan kanal olacak. Alçalan kanala da line olarak baktığımda net bir şekilde trendleri belirlediğimi söylemiştim. Line'larda sadece kapanışları baz alan göstergeler demiştim. Bugün, yarın veya bir sonraki gün ne zaman olursa şu üst kanadın üstünde bir kapanış bugün yarın olması durumunda 35.600 seviyelerine denk geliyor. Devam eden günlerde olması durumunda 35.500 seviyelerine denk gelecek. 35.600-35.500 kıracağı güne göre değişmekle beraber bunun üstünde bir kapanışın bizi şuradaki önceki şurada bir fake out da yaratmıştı bu kanalın dışında. Şurayı da aldığımızda işin içine, bu direnci de aldığımızda bizi buranın üstünde bir kapanışın ilk momentumunun 40.600 seviyesindeki kritik direnç olarak diğer teknik tablomda da konuştuğum alana taşıyacaktır diye düşünüyorum, 40.600 seviyesine. Dolayısıyla burada kısa vadede izlediğim direnç alanı bu alçalan trend hattından, paralel kanalın üst kanadından dolayı arkadaşlar 35.700-35.600 seviyelerine denk gelen bu alan olacak. Bunun üstünde bir kapanış 40.600 seviyesine bizi taşıyacak, bir momentum yaratacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla teknik anlamda aslına bakarsanız söyleyebileceğim bir şey yok. Bu konuda her zaman olduğu gibi çok da doğal bunlar. Hani artık
çok kale almıyorum ama herkesin anlaması adına, çünkü yeni izleyen arkadaşlar da var. Evet, aynı şeyleri konuştuğumun farkındayım. Kendimi zaman zaman tekrar ettiğimin farkındayım ama arkadaşlar, Mayıs sonundan beridir Bitcoin 4-5 bin dolarlık bir alanın içinde yatay seyrediyor. Ben günlük bakıyorum, genel trendi konuşmaya çalışan bir insanım. Bunu da biliyorsunuz. Ne kadar farklı bir şey söylenebilir ki bu arada bilmiyorum. Hayali konuşmaktansa veri bize ne söylüyorsa onu aktarmaya çalışıyorum. Bu anlamda bir mükellefiyet hissediyorum üzerimde. Crypto Quantum paylaştığı kadarıyla halen daha fonlama maliyetlerinin negatifte olduğunu, ki 19 Mayıs'taki büyük düşüşten beridir bu alanda olduğumuzu görüyoruz. Yani bu ne demek? Vadeli piyasalarda pozisyon alan traderların halen daha piyasaya long açmak için çok fazla güvenmiyor anlamına geliyor bu söylediğim. Dolayısıyla bir güvensizlik, bir endişenin bu anlamda baktığımızda, fonlama maliyetleri açısından baktığımızda piyasaya halen daha hakim olduğunu görüyoruz. Sentiment da bu veriyi Twitter'daki sosyal algı üzerinden değerlendirdiğinde o da aynı şeyi söylüyor. Twitter'da şu anda halen daha korkunun hakim olduğunu söylüyor. Bundan önceki diplerde bu korku daha çabuk toparlanırken şu anda daha zor toparlanmaya başladığını söylüyor. Ama şunu da hatırlatıyor. Genelde bu işaret olduğunda, yani bu korku iklimi uzun süre devam ettiğinde ve kolay kolay düzelmediğinde, bu genelde dönüşlerden, pozitif yönde dönüşlerden önce gördüğümüz bir şey diye bizlere hatırlatıyor. Arkadaşlar, iki tane on-chain gösterge sizlere göstereceğim. Temel analiz tarafında. Şöyle ki, bunlardan bir tanesi number of entities with balance 1000 ve üzeri. Yani bu şu anlama geliyor. 1000 ve üzeri Bitcoin tutan cüzdan adeti. Cüzdan adeti arkadaşlar. Bu cüzdan adetlerinde Ocak sonundan beridir sürekli bir düşüş var. Yani bu ne demek? 1000 ve daha fazla Bitcoin tutan cüzdan adetlerinde, yani bunların her birini bir balina olarak tarif edersek, balina sayısında düzenli bir düşüş var demek. Nitekim şurada da o düşüşün Mayıs'tan beridir halen daha devam ettiğini görüyoruz. Birkaç gündür bir sıçrayış var. Onun dışında genel olarak bir düşüş trendi görüyoruz. Diğer ikinci tablo ise enteresan bir aralarında mukayese yapmış. William Clement bunu paylaşmış arkadaşlar. Şöyle ki, bunda ise 1000 ve üstünde, yani 1000 ile 10.000 arasında Bitcoin tutan cüzdanların tuttuğu Bitcoin miktarlarını ele alan bir tablo var. Bunda da Ocak sonundan beri bir düşüş trendi var ama dikkat ederseniz Mayıs'ın 3. çeyreğinden beri bir yükseliş var. Yani bu ne demek? Evet, balina sayısı sürekli azalıyor. Nitekim bu aralıkta da, bunda yükseliş gördüğümüz bu Mayıs'tan sonraki aralıkta da azalıyor olmasına rağmen, burada ama balinaların tuttuğu Bitcoin miktarında artış olması bize şunu söylüyor. Yani daha büyük olan balinalar, 1000 ve daha fazla Bitcoin tutmayı kaybetmemiş olan balinalar ve görece olarak daha eski olan balinaların tuttuğu Bitcoin miktarında artış var demek. Yani bu aynı zamanda Mayıs'ın 3. çeyreğinden biridir. Bu balinaların akümülasyona devam ettirdiğini ve arttırdığını da bizlere gösteriyor. Nitekim bunda da bir sıçrama var. Aynı bunda olduğu gibi ikisinin burada ortak bir özelliği var. Yani bu geçtiğimiz günlerde arkadaşlar hem tekrardan cüzdan sayısında, yani balina sayısında bir artış var, hem de bu balinaların tuttuğu Bitcoin miktarı da artışı var. Dolayısıyla bu Mayıs'ın 3. çeyreğinden beri balinaların çok ciddi bir şekilde akümülasyon yaptığını bizlere gösteriyor. Devam ediyoruz. Balinalar demişken, Whale Map genelde balina hareketlerini inceleyen bir analitik firması arkadaşlar. Twitter'da paylaşım yapıyorlar. Benim önemsediğim paylaşımlarda yapıyorlar. Balinaların SOPR indikatörünü oluşturmuşlar. Kendilerinin hazırladığı bir şey bu. Şu anda onda negatif seviyelerde, Eylül 2020'de olduğumuz seviyelerin birazcık üstündeyiz. Ama Şubat, Ocak sonu, Şubat başı 2021'de olduğumuz seviyelerin biraz altındayız. Yani biraz daha bunun negatife gitme ihtimali var. Eğer Ocak 2020'yi, özür diliyorum, Eylül 2020'yi kendimize baz alırsak, genelde ama bu seviyeler, şu üçlüde de göreceğimiz üzere, bu seviyelere geldiğimizde hep sonrasında fiyatta toparlanma görmüş. Zaten bu seviyenin altında bir negatifliği sadece 2020 Mart'ın ve Nisan'ın kaos dolu günlerinde görmüşüz arkadaşlar. Dolayısıyla burada evet biraz daha bunu baz alırsak aşağı yönlü hareket olabilir. Ama kritik seviyelerde olduğumuzu, artık dönmeye bu metrik özelinde
de yakın olduğumuzu söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Documenting Bitcoin paylaşmış arkadaşlar. Bitcoin'in 2012'den beridir en düşük fiyatlarını, yani o yıl gerçekleşen en düşük fiyatları baz alıp bir değerlendirme yapmış. 2015 yılı istisnası dışında sürekli en düşük fiyatların arttığını görüyoruz. Yani sürekli tabloda, nitekim aynı gün İlginç bir şekilde kripto puanın da paylaştığı bir şey olmuş, ona da rast geldim arkadaşlar. Gerçekten 2015'i bu denklemden attığımızda 2011'den itibaren Bitcoin tablosunda sürekli bir yükselen dipler yaptığımızı görüyoruz. Yani dip seviyelerin yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu ne demek? Yükselen dipler boğa piyasalarında olur ise teknik anlamda Bitcoin çıktığı tarihten itibaren sürekli boğa piyasasında demek. Genel ölçekte, aylık bazda bütün tabloya baktığımızda. Ama tabii ki bu boğa piyasasının içinde ayı piyasaları olmadı mı? Elbette oldu. Şurada olduğu gibi, şurada olduğu gibi, şurada olduğu gibi sürekli bunlar oldu. Olmaya da devam edecek ama genel trendi görmemiz açısından, matematiksel anlamda bunu alçalan dip, yükselen dipler açısından, değerlendirme açısından güzel iki tane illüstrasyon olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Binance ile alakalı haberler gelmeye devam ediyor. SEPA transferlerinden de, ki SEPA arkadaşlar Avrupa Birliği ülkelerinde, Avrupa bölgesinde bu ülkelerde yaşayan vatandaşların aynı kendi ülkelerinde yaşayan kişilere para yolladığı gibi, mesela Almanya'da yaşıyorum, Fransa'daki bir vatandaşa parayı aynı Almanya'daki bir vatandaşa yollar gibi yollamamı sağlayan bir sistemdi. Bu sistemden Binance'in bu sistem üzerinden Binance'a para yollamanın engellendiğini açıklamışlar arkadaşlar. Bu da tabii ki da geçici olarak engellendiğini söylemişler ama pek de geçici olacak gibi gözükmüyor. Binance tam istedikleri regülasyonlara uymadan önce arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir olumsuz haber var. Dün size Çin'de tekrardan bir FUD yaratıldığını söylemiştim. Bu FUD'un detayları geldi. Dün sadece genel ifadelerle söylenmişti. Buradaki asıl hedeflenenin software şirketleri olduğunu açıklıyor bu haber bizlere. Software şirketlerine büyük oranda kripto varlık hizmeti verecek şirketlere hiçbir şekilde hizmet vermeyeceksiniz şeklinde bir açıklama gelmiş. Onun detayını burada gördüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Ama şöyle bir şey var ki son olarak onu anlatacağım arkadaşlar. Burada iki tane tablo görüyoruz. İkisi zaman aralıkları açısından Bitcoin analizi yapan tablolar. Zaman aralıkları derken şu sarı olan Asya, mavi olan bize Amerika'yı gösteriyor arkadaşlar. Yani burada mavide yükseliş varsa Amerika'daki zaman aralığındayken, yani Amerikalıların gündüz saatleri içindeyken pozitif yönde fiyat hareketlerinde bulunduklarını gösteriyor. Düşüyorsa negatif yönde. Aynı şekilde sarılar yükseliyorsa o Asya zaman aralığında pozitif yönde hareket, düşüyorsa negatif yönde hareket olduğunu bizlere gösteriyor. 2020 yılında Amerika'nın bu boğa piyasasında asıl sebebin olduğunu bizlere söylüyor. Çünkü orada bakın Asya'da yatay hareket ederken Amerika'da bir artış olmuş. Ama dikkat ederseniz bu sene yaşanan, Mayıs'tan beri yaşanan, işte Elon Musk'ın manipülasyonuyla, daha sonra Çin'in manipülasyonuyla, farklı farklı yalan dolan manipülasyonlar da dahil olmak üzere manipülasyonlara verilen tepkiler açısından da Amerika'da, Amerika'nın çalışma saatleri esnasında daha negatif satışlar olduğunu, dolayısıyla bu düşüşün de sorumlusun Amerikalılar olduğunu bizlere gösteriyor. Bu zaman aralığı açısından baktığımızda piyasaya. Ama ilginç bir şey, işte Çin'in sürekli madencilik, şimdi işte software şirketlerine alınan tavır ve diğer türlü türlü haberlere rağmen Asya'daki Çin, Asya'nın liderliğini yapıyor bildiğimiz üzere kripto varlıklarda. En çok entegre olan insan orada. Çin'de ise, Çin temelinde, Asya'da ise bir pozitiflik olduğunu görüyoruz. Yani en azından bu sene 2021'de, 2020'de tam tersi olmuş ama 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nden daha çok boğa perspektifinde olduğunu görüyoruz
Asyalıların arkadaşlar. Güzel bir değerlendirme olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Bunu da söyledim. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geldim. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bu akşam Investor Coin ve Coin Exact ile beraber bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Akşam saatlerinde YouTube kanalıma o da yüklenmiş olacak arkadaşlar. Twitter'dan sizlerle linkini paylaşacağım. Hep yaptığım gibi görüşmek üzere.